Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerinde çalışmalar sürerken önemli bir gelişme yaşandı. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Gelişmeleri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktaracak. Can Okunar, bu konuyla ilgili genel başkanlar ve genel başkan yardımcıları düzeyinde uzun süredir temaslar, görüşmeler vardı ve o görüşmeler neticesinde uzlaşı sağlandı. Bu yapılan anlaşmaya, mutabakata göre DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi CHP'nin listesinden seçim yarışına girecek. Tüm kentler için bu geçerli olacak. Yani bu saymış olduğumuz 4 partinin logosu oy pusulasında yer almayacak. Bu partilerin milletvekili adayları Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden seçim yarışına girecek. Yani oy pusulasında Millet İttifakı'nı oy pusulasında İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin logoları yer alacak. İYİ Parti ise bu saymış olduğumuz 4 partiye listesinden yer vermeyecek. Zaten İYİ Parti'de bu yönde alınan bir karar vardı. Bu karar neticesinde de İYİ Parti'de bu kararın, bu almış olduğu ilkesel kararın arkasında durdu. Ancak dün akşam saatlerinde özellikle genel başkan yardımcıları düzeyinde bir temas vardı, bir trafik vardı, görüşme trafiği vardı ve yapılan görüşmeler neticesinde bu yönde bir anlaşmaya varılmış oldu. Tabii DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan aslında geçtiğimiz yıl biz kendi logomuzla seçime gireceğiz dese de yeni süreç oluşmasıyla birlikte özellikle de anket sonuçları da göz önünde bulundurulduğu belirtiliyor bu kararın alınmasında. DEVA Partisi'nin tek başına seçime girmesi halinde başarılı bir sonuç alınamayacağı görüldüğü belirtiliyor. Bu nedenden dolayı da bu işbirliğine DEVA Partisi'nin de evet dediği belirtiliyor. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında da bir ittifak olacak. Şu anda 10 kenti kapsayan bir ittifaktan, ortak listeden bahsediyoruz. Bu kentlerde, bazı kentlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden seçime girecek İYİ Parti milletvekili adayları. Bazı kentlerde ise İYİ Parti'nin CHP'nin adayları İYİ Parti'nin listesinden seçime girecek. Tabii bu arada da şu anda Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi'nin önündeyiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti destek turları kapsamında ve Mustafa Sarıgül de Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleyeceğini açıkladı. Bu yeni sıcak bilgiyi de paylaşalım. İlerleyen saatlerde, saatler 14'ü gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu Demokratik Sol Parti'de olacak. Yine destek turları kapsamında gerçekleşecek bu ziyaret. O ziyaretten nasıl bir soru çıkacak onu da önümüzdeki dakikalarda görmüş olacağız canım.